Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere kabir azabı var mıdır yoksa bazı zalim insanların Allah'ın vermediği bir azabı insanlara layık görmesi midir? Bu konuyu sizlere Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Bir kere en başında şunu söyleyeyim. Allah'ın yanında zamanın bir önemi yoktur. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette Allah kafirlerin cezası için acele etmeyiniz der, onlara mühlet vardır der. Bu konuda size en can alıcı ayeti Yasin Suresi 52. ayeti okuyorum. Yasin Suresi 52. ayet. Eyvah başımıza gelene, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat ettiği şey meğer buymuş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler. Şimdi kabirlerinden kaldırılan cehennemliklere Allah Yasin suresinde bunu söylettiriyor. Bu adamlar kabir azabı görüyor olsalardı, oh kurtulduk azaptan demeleri gerekmez miydi? Yani bu ayet sura üfürülmesinden sonraki gerçekleşen olayı anlatır. Yasin suresi 51. ayette, yani bir önceki ayette sura üfürülmüştür. Bir de ne baksınlar, Rablerine doğru akın ediyorlar. Biraz tersten gitmiş gibi oldum ama bazı insanlar hani bunun önündeki ayet veya sonundaki ayet diye sorgulayabilirler. Bundan dolayı okudum. Hemen hemen hepinizin onlarca hatta yüzlerce defa okuduğu Yasin suresinde Allah bunları söylüyor. Yasin suresini mutlaka okumanızı öneririm. 5 dakikanızı bile almaz. Okuduğunuz sure hakkında bir fikriniz olur. Sizi yanlış yönlendiren, kandıran insanlara da aldanmazsınız. Kabir azabının olduğunu iddia eden insanların en çok dayandığı ayetlerden biri Secde suresi 21. ayeti okuyorum sizlere. Secde suresi 21. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan tattıracağız. Allah burada belki dönüş yaparlar diye onlara büyük azaptan önce daha yakın azabı tattıracağız diyor. Belki dönüş yaparlar diyor. Peki kabirlerden dönüş yapma şansınız var mı sizin? Belki hatalarından dönüş yaparlar da tevbe ederler diyor Allah burada. Peki kabrinizden tevbe edip geri dönme şansınız var mı? Yani burada bahsedilen dünyada göreceği azap. Yaşarken de Allah insanlara azap çektirir. Yani bu dünyada da bazı insanlara azap vardır. Mesela Firavun ve onun gibi azgınlara Allah bu dünyada azap çektirmedi mi sanıyorsunuz? Eğer azap çekmeselerdi o kadar kudurup azgınlık yaparlar mıydı? Rahat olsalardı. Şimdi kabir azabı olduğunu iddia edenlerin en çok dayandığı ayetlerden bir tanesi de Mü'min suresi 46. ayettir. Şimdi bir de kabir azabı olduğunu iddia edenlerin en çok dayandığı ayetlerden biri Mü'min suresi 46. ayeti sizlere okuyacağım. Ama daha öncesinde şunu söyleyeyim sizlere. Firavun'un bir kabri yoktur. Bugün British Museum'da, İngiltere'de, Londra'da sergilenmektedir. Firavun'un cesedinin de insanlara ibret olsun diye saklanacağı Kur'an ayetleriyle sabittir. Yani Londra'daki ceset kesinlikle Firavun'dur. Şimdi Mü'min suresi 85 ayetlik kısa bir suredir. Hepinizin tamamını okumasını öneririm. Diğer peygamberlerin kıssaları da vardır ama daha çok Musa peygamberle Firavun'un mücadelesini anlatan bir suredir. Sizlere olayın daha iyi anlaşılabilmesi için 45. ayetten 49. ayete kadar okuyacağım. Mü'min suresi 45. ayet. Allah o mümini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un adamlarını ise azap kuşattı. 46. ayet. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyametin kopacağı günse Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın denilecektir. 47. ayet. Hani ateş içinde birbirlerini protesto ederlerken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara hani bizler size tabiydik. Şimdi siz bizden bir ateş nöbetini savabiliyor musunuz derler. 48. ayet. Büyüklük taslayanlar da şöyle derler. Evet hepimiz onun içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. 49. ayet. Ateştekiler cehennem bekçilerine derler ki Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden cehennem azabını biraz hafifletsin. Yani bu 5 ayeti okuduğunuz zaman sonunda iş cehenneme geldi. Yani burada Allah'ın bahsettiği cehennem azabı. Sabah akşam olayı var burada. Peki cennette ve cehennemde sabah akşam olup olmadığını bilen var mı? Sabah akşam olayı insanın biraz kafasını karıştırıyor.
En doğrusunu tabii ki Allah bilir. Başta da dediğim gibi cennette ve cehennemde sabah ve akşamın olup olmadığını kimse bilmiyor. Belki orada da sabah ve akşam var. En doğrusunu Allah bilir. Allah burada Firavun'dan bahsediyor. Firavun'un kabri yok. Kabir azabı nasıl olacak? Allah yapmak istese tabii ki yapar ama Firavun'un sonuçta bir kabri yok. Yani şu anki itibarla bilimin vardığı noktada diğer galaksilere insanoğlunun varması mümkün değildir. Çünkü mesafeler çok büyüktür. Diğer galaksilerde canlılığın olup olmadığını iddia edemeyiz. Olabilir de, olmayabilir de. Yani cehennemde de sabah ve akşam olabilir. Cehennemde de sabah ve akşam olup olmadığını iddia edemeyiz. En doğrusunu Allah bilir. Videonun başında da dediğim gibi Allah cezayı vermekte acele etmez. Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Bir de şöyle bakalım. Bilime göre insan ırkı 50 bin yıldır yaratıldı. Yani bütün ruhlar da 50 bin yıldır yaratıldı. Aranızda 50 bin yıl öncesini hatırlayan var mı? Ayetlerden vardığım noktada benim düşüncem bu dünyaya gelmeden önce hiçbir şeyi hatırlamadığımız gibi öldükten sonra da kıyamet kopana kadar hiçbir şeyi hatırlayamayacağımız bir durumda Son olacağız. olarak da Allah'ın vermediği bir cezayı insanlara vermeye çalışanlara son sözüm, kabirlerinizde ateşiniz bol olsun. Sizlere tavsiyem Kur'an-ı Kerim'i okuyun, okutun. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.